Afyon'dan bir telefon bağlantımız daha var. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun Ayşe Hanım. Hayırlı akşamlar. Benim bir sorum vardı hocama. Buyurun efendim. Benim sorum adak kurbanı ile alakalı. Evet. Benim bir mesela bundan bayağı bir uzun zaman önce bir adak adamıştım. Şu anda adağımın hani yani %80'i oldu sayılır. Hani oldu. Ama ben yerine getirmedim. Bunu bu sene yerine getirmeyi düşünüyorum. Yalnız bunu Diyanete bağlı bir Kur'an kursuna. Hani orada talebeler okuyor, öğrenciler var. Evet. Oraya vermeyi düşünüyoruz. Hani halk arasında şöyle bir şey var. Orada devletin Kur'an kursu zaten. Oraya vermek uygun değil. Bunu açıklama getirirseniz çok sevinirim hocam. Peki. Soralım Ayşe Hanım. Afyon Karahisar'a selam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam? Yani adak kurbanı mutlaka kesecek. Vacip olan bir şey adamış. Neticede kurban kesecek. Bunu Kur'an kursuna vereyim mi diye soruyor. Orada bir hoca efendi vardır neticede. Adak kurbanı zaten gelen kurbanların sanıyorum önemli bir kısmı adaktır. Çoğunluğu öyle oluyor. Çoğu öyledir. Adak kurbanından kimler yararlanabilir onu biz sayıyorduk her zaman değil mi? Yani kişinin anne babası, çocukları, eşi ve zenginler dışında ki insanlar ondan istifade edebiliyorlar. Bunu hoca efendiye söyler ve hoca efendi ona göre tedbirini alır. Yani o hayvan kesildikten sonra orada okuyan çocukların büluğ çağına erip ermediği de önemlidir. Onlar bilir. Büluğ çağına ermemiş çocuk babasına tabidir. Babası zenginse zekat veren türde onun yememesi lazım. Ya ona dikkat etmeli hocalar da. Büluğ çağına ermişse şahsi malı olduğu takdirde zengin olursa yiyemez. Yani hocamıza adak kurbanı olduğunu beyan etmek suretiyle kurbanını teslim edebilir. Onlar ona göre tedbir alırlar. Eyvallah hocam.